Seher, elini vicdanına koy. Faruk'un yalan söylediğini anlatmaya ne zaman karar verdin? Ya atlayedirken hani o zaman hani her şey anlattı falan feşmen, atlayedi hiçbir şey yok yani, çekti yanına hani ifadeni aynı şekilde ver. Ay bu ekranlarda Faruk yalan söylüyor. Gerçekler bu. Ben Faruk'un gerçek yüzünü ortaya çıkartacağım kararını ne zaman verdin? Ya şöyle bir şey, İsmail ufak ufak yemeye başladı. Orada yedi, burada yedi. Yani bu. Sersen otele gittiğinde bu olayı uzun uzun düşünüyorsun. Ben bunu biliyorum. Rüyalarına giriyor, bunu da biliyorum. İsmail senin rüyalarına giriyor. Bir kez sana, sana eşlik eden arkadaşlarımıza da bu olayı sık sık konuşuyorsun. Evet. Konuştuğunu da biliyorum. Elinden yardım etmeye biliyorum. Çalışıyorum. Her gün, her gün, her gün. Ve onlara diyorsun ki ben anlatırım bazı şeyleri. Ama anlattım. Ama kaldıramayacağınız... O cümle öyle değildi aslında. O cümle öyle değildi. Neydi canım? O cümle öyle değil. Ben neydi? Biz bazı şeyler söyledim. Burada ekranda söylemedim ondan. Yanında arkadaşım... Ya kaldıramayacağınız ya şeyler vardı nedir? Cümle o değildi. Size değildi o. Yanında duran kişiydi. Hani gider hani ben gidip bunu yakiranda söylerim. Söylememem değil. Ben şu an sana söylersem ben gidip anlatacağım. Ben kendim söylerim zaten. Buydu. Kaldıramazsınız bir cümle. Sizin herkesin bileceği bir şeyi kaldıramamak değil bu cümle abla. Ne canım o zaman? Anlattım zaten telefonu aldığını bilmem, benim yalan ifade vermem istediğini. Bunlardı yani. Başka bir şey yok ki. ...112 ses kayıtlarını tekrar yayınlayacağım. Ama şu bilgiyi verdikten sonra yayınlayacağım. Şimdi Faruk Efendi'nin ilk aradığı saat 16.53 sevgili izleyiciler. Ama öncesinde 16.53. Ama öncesinde Faruk Taner'i aynı yerdeler. Daha 112'yi aramamış. Aynı yerdeler ve telefonla konuşuyorlar. 16.47'de arıyor. Arkasından 16.48'de bir daha arıyor. Aynı yerdeler Taner'le Faruk, doğru mu? Evet. Daha siz ambulansı aramamışsınız, 112'yi aramamışsınız. Aynı yerdelerse bu iki kişi neden telefonla konuşuyorlar? Yani öte yandan 16.48'de görüşüyorlar en son Faruk'la Taner sevgili izleyiciler. Ve Faruk Efendi 5 dakika sonra 16.53'te 112'yi arıyor. Ne oldu orada Ser? Biz yukarı çıktık zaten dediğimi. Ben Sinem ablanın yanındayım. Ondan sonra bilmem Seher'cim, ne oldu. Bilgilerle konuşuyorum. Kurban olayım ya. Abla bilemem ki orada ne olduğunu ya. Bizimle oynama ben yani. Ben yukarı çıktım. Ya bebeğim arkaya aşağı iniyorsunuz. Evet. Sonra... Yukarı çıkıyoruz. Ha? Yukarı çıktıktan sonra Sinem ablanın yanındayım ben zaten. Sen Taner nerede? Taner en son farklı ikisi konuşuyordu. Ay, yan yana birbirini niye arasınlar? Ben oradayım, sen oradasın. Yan yana birbirine ya, böyle telefon neden arasınlar. En son yan yana da bir şey bile konuşuyorlar. Ondan sonra Taner aşağı mı indi? Aşağı bir daha Taner'i görmedim zaten ben. O an sadece Sinem ablanın yanındayım ben ya. Ya yukarı çıktığınızda Taner olay yerini terk mi etti? Daha ya ambulansı aramamışsınız. Ambulansı aramadı. O zaman Taner'le Faruk zaten yan yanaydı. Bir şeyler evet, konuşuyordu. Evet, yan yana ambulans. Ondan 5 dakika sonra... beklemişsiniz ambulansı aramak için. Ondan sonra Taner bir daha bir şey 5 görmedim. 5 dakika beklemişsiniz ambulansı aramak için. Ambulansı aramak için beklerken öncesinde Taner'le Faruk konuşuyor telefonla. Canım biri o telefona, yan yanalar böyle. Niye konuşuyorlar? Ne planlıyorlar orada? Yani ne planladığını yine onları sorun. Ben bilemem ki ya. Ben orada oturmuşum zaten, bekliyor zaten. Sinem abla da yanımda. Ambulans aramıyorlar zaten. Ama bak ambulans aramıyorlar. Faruk aşağı mı indi? Ya Faruk aşağı indiğini görmedim ben. Onu zaten dedim yukarı çıktım zaten. Ondan sonra yok abla yok ya. Ondan sonra Sinem ablanın yanındayım ben zaten. Kim geldi, kim gitti gerçekten bilmiyorsun ya. Ya ambulans geldi. Ben anlatamıyorum galiba. Türkçe anlatıyorsunuz konuşuyorum. Anlatıyorsunuz abla. Ambulansı aramamış. Zaten. Bak ambulansı aramıyor. Ambulansı daha aramıyor. Cesedi buluyorsunuz. Bir şeyler oluyor orada. Tamam mı? Faruk'la Taner telefonla konuşuyor. Sonrasında Taner'e zaten ambulansı aradıktan sonra gitsin. Orada gözcülük yapsın diye gönderiyor. Orada fikrim var. Onu birazdan açıklayacağım, söyleyeceğim. Ama öncesinde ben bilgiyle konuşuyorum. HTS kayıtlarıyla konuşuyorum. Bu iki insan yan yanalar. Cesedi bulmuşsunuz. Evet. Neden yan yana olan insan birbirlerini arıyor?
saniye aklıma fikir geldi de. Şu ses kaydını bir yayınlayalım. İlk ses kaydını yayınlar mısınız arkadaşlar ya? Çağrı merkezi. Alo. Selamünaleyküm. Ben Selen'den arıyorum da Kınık merkezi, Kınık Parkı'ndan. Birisi aslında burada kendisini birisine tecavüz etmeye kalkmış. Kınık. Sonra da kız elinden kaçıyor. Kınık Parkı. Kınık Parkı. Çabuk buyur. Kınık tamam, Parkı'nı geçtikten ne oldu sonra. Orada onu anlamadım. Ya birisi asmış burada bir tane kıza tecavüz etmeye kalkmış. Sonra da edemeyince kendini asmış. Çabuk olun. Bir saniye. İntihar mı var orada? Evet. İntihar var. Bir de tecavüz vakası var. Bir saniye. Kendisini asmış dediniz değil mi? Evet. Tamam, hatta kalın, sizi sağlık birimine aktarıyorum. Jandarma değil mi? Jandarma bakıyor buraya değil mi? Jandarma, sen tamam. De herkes beni tanır. Tamam, hatta kalın, sağlık birimine aktarıyorum. Tamam. Şimdi bunlar soruşturma dosyasına giren belgeler olduğu için bazı yerlere dokunmadık. Olduğu gibi yayınladık ki yanlış bir anlaşılma olmasın. Yani saniyesine dokunmadık sevgili izleyiciler. Şimdi Faruk Efendi sana sahip olamadı diye İsmail'in hayatına son verdiğini, kendisini astığını nereden biliyor? Nereden biliyor? Sana arkadan giderken bile sana sahip olamadım, kendimi öldüreceğim bile dememiş. İfadende bunu Faruk'un yönlendirmesiyle olduğunu söylüyorsun. Faruk Efendi 112'ye kızla zorla birlikte olmak istedi ama olamayınca da kendi hayatına son verdi diye bunu jandarmaya nasıl ve neden söylüyor? Dudak bükmekle olmaz, bunun bir yanıtı bilemem var. Bilemem abla nedeni. Dediğim gibi Taner çok sakin konuşuyor. Yanınızda mıydı İsmail sana bir şey yaparken canım? Değildi. Nereden biliyor? Nereden bildin, ne bileyim abla ben ya. Adam aşağı inmedi diyorsun. Ayakkabı bağcıyla hayatına son verdiğini bile biliyor. Hatta onu birazdan izleyeceksiniz zaten. Ayakkabı bağcığı değil mi diyor. Oradaki kadın da diyor ki evet ayakkabı bağcığı diyor. Körler sağırlar birbirini ağırlar yani. Böyle bir atasözü var ya. Değil mi atasözü mü? Seher. Sanki Faruk kendisi görmüş gibi anlatıyor. Görmüş gibi anlatıyorsa yapmıştır o zaman bir şeyler kardeşim. Gidin ona sorun, bana ne? Ben bilmiyorum ki. Ne oldu? Bir şey olmadı. Niye dudaklar titriyor? Niye her şeyini bir şey bulman abla ya. Ya ben ne insanım ya? İnsan ölmüş. Ya insan ölse ben mi öldürdüm? Cinayet var diyor aile. Aile cinayet varsa suçtan karım bulsunlar çıksın ortaya. Bildiklerini anlatacağım sen de. Anlatmıyorum ben de elimde yine her şey yapıyor zaten ya. Her gün geçiyorum, her gün oturuyorum burada yardım etmek için her şey yapıyorum. Daha ne yapmamı bekliyorsunuz ya? Hala anlatmadın şeyler anlatmadım, var. Anlatmadım, işi varsa anlattırır o zaman. Anlattırın. Ben de her şeyi yapayım ya. Anlattırın. Her şeyi yapayım ya. Daha ne istiyorsunuz benden ya? Ben buraya çıkın her gün konuşuyorum ama siz de yaralamayın. Gene iyilik yapayım. Gene hiçbir şey olmuyor ya. Ben de gerçekten hiçbir şey olmuyor ya. Bak burada şu ana kadar anlattıkları için teşekkür ederim. Ama bundan sonra da anlat lütfen. Anlatıyorum. Bak... Bilmiyorum. Neden aradığını, neden bir cümle kurduğunu bilmiyorum. Bana geldiğini anlatıyorsun. 20 yaşındasın. Kimse almaz sana dedi. Şaşırmıyor musunuz onun ses kayıtları dinleyince? Ya şaşırıyorum, şok oldum. Ben ne yapayım ya? Şok mu oldun? Ne yapmamı bekliyorsunuz ya? Herkes benden bir şey beklemesin ya. Sen oradasın ya, muhatabımız sensin. Benle bu kadar. Ben burasını biliyorum, gerisini bilmiyorum ben. Benden olayın ne içindeyim ne dışındayım. Benim yaşadıklarım hiçbir şey inanmıyorum ya. Ya inanmıyorum. Kaçıncı saatte geldi, kaçıncı dakikada geldi orasını bilmiyorum bak. Senin bir şeyler yaşadığını anlıyorum. Sana üzülüyorum. Bak çok üzülüyorum sana. Kimse üzülmüyor bana. Üzülüyorum ben kimse sana. Kimse üzülmüyor bana. Ben üzülüyorum. Ama sen de konuş bir zahmet mübarek ya. Şu diğer ses kaydı da gelsin. Ayakkabı bağcığı mıydı diyor. Yönlendiriyor. O da diyor evet diyor ayakkabı bağcığıydı diyor. Ya yeter ya. Gelsin de ekranlara. Bir dakika lütfen. Sağlık hacim. Neresi? Alo. Dinliyorum buyurun. Neresi? 112 ambulans mı istiyorsunuz? Hem ambulans parkı var ya Selendi'de. Kınık Parkı, Kınık Mahallesi doğru mu? Kınık Mahallesi, Kınık Piknik Alanı'nı geçtikten sonra sağ tarafta. Kınık Piknik Alanı'nı geçti durdu. Avucunun içi gibi oraya her yeri biliyor. Yok
çıktı bulamamış İsmail oradan. Hadi oradan canım. Abucunun içi gibi biliyorsun Faruk Efendi ya. Devam edelim. Tecavüz var. Tecavüz ve intihar var. Ne var? Tecavüz ve intihar vakası. Tecavüz ve intihar. Kaç kişi var yani? Bir, iki kişi mi? Bir kişi. Çabuk olun lütfen. Tamam, jandarmaya da haber verin. Çıktı ekip çıktı. Geliyor. Sakin olun. Kınık piknik alanını geçince değil mi? Evet abi. Kınık piknik alanını geçince. Tamam, neyle intihar etti? Neyle intihar etti? Ben kız bağcılığımı. Tamam. Astı mı kendini? Neyle intihar etti? Asmış. Tamam, çıktı bak ambulans. Yardımcı olacağım baksa. Kaç yaşlarında bu kişi? Ben 30 yaşındancaktır ya. Kadın değil mi? Erkek. Erkek. Evet. Tamamdır, gönderdim ekip. Hiçbiriniz o sırada ayakkabı bağcığı meselesini aslında bilmiyorsunuz. Çünkü gidiyorsunuz orada tesadüf şey yani bakıyorsunuz sen bir yaralanmışsın gitmişsin. İsmail'in ayakkabı bağcığı ile asıldığını hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Gidiyorsunuz oraya. Taner görüyor. Taner, uzaktan görüyorsunuz. Yakına kadar gitmediğinizi söylüyorsunuz. Hatta Taner diyor ki eğer önden gitti ben arkadaydım diyor. Sen ayakkabı bağcığı olduğunu anladın mı? Hayır. Gördün mü? Görsen bile nasıl anlayacaksın o ayakkabı bağcığı olduğunu? Ağaca yapışık duruyor çocuk yani. Vallahi yazık günah sevgili izleyiciler ya. Yazık günah yani. Bak bediye falan ama o görüntüyü görseniz parça içiniz parça parça olur ya. Ya benim bu yüreğim parça parça. Ben bediyeye ne yapayım yani? Ki bediye neler anne. O kim midir onun yüreğinde neler ne fırtınalar kopuyor. Yazık günah ya. Yazık günah yani. Gerçekten yazık günah. Bunu kalben söylüyorum. Yazık günah. İnsan evladı ya. Ayakkabı bağcılığını hiçbiriniz görmemişsiniz. Faruk Efendi yan taraftaki adamı kadına diyor ki ayakkabı bağcıydı değil mi diyor. O da diyor ki ayakkabı bağcıydı diyor. O kadın kim sen misin? Ben değilim. Sinem mi? O yanımda yani ikimiz var başka kimse yoktu. Bu ses kaydı oradaki ses kim ay sen misin o mu? Ya ben o anda zaten konuşmuyordum hiçbir şey demiyordum zaten yukarı çıktım zaten. Sinem o zaman nereden biliyor ayakkabı bağcı olduğunu? İstiyorum arkadaşlar bir daha istiyorum ama bir Seher'in söylemesi lazım. Nereden biliyor Seher ya? Kurban olayım ya. Sana da üzülüyorum bu toprağın altında ama. Sen hayattasın Allah'a şükürler olsun. Toprağın altında iki evin tek oğlu ya. İnsan evladı ya. Can. Kurban olayım ne biliyorsan söyle çıksın bu ağzından senin ya. Gelsin bir...